Önümüzdeki günlerde stratejinin ne olduğunu göreceğiz. Ama konuşulanlar var. İşte daha sert, köşeli söylem üzerinde olması gerektiği söyleniyor Kılıçdaroğlu'nun. Bence de öyle. Ve terör örgütüyle aslında alakasının olmadığını net cümlelerle anlatması gerekiyor. Yeşil Sol'un kendisini desteklediğini ama hiçbir şekilde bunun terörle bir alakası olmadığını insanlarına anlatması gerekiyor. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin anayasaya bağlı, Atatürk ilke devrimlerine bağlı, işte bu anayasada yazılanlara bağlı olduğunu ben tahmin ediyorum. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Ama inanmayan bir kesim var. O inanmayan kesime kendisini anlatması gerekiyor. Yine kendisini anlatması gereken bir kesim de sağ seçmen. Gerçekten sağ seçmen, yani Saadet Partisi'nin, muhafazakar sağdan bahsediyorum. Saadet Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin veya Deva Partisi'nin seçmenine, kendini muhafazakar sağ seçmenine güven veriyor mu? Kendisi belki güven veriyordur ama CHP olarak o seçmen CHP'den güven duyuyor mu? Ondan güven mi duyuyor yoksa korku mu duyuyor? İktidara geldiğinde tekrar başörtüsüyle uğraşır mı uğraşmaz mı gibi kimilerinin kafasında soru işaretlerinin ben olduğunu düşünüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan değil, CHP'nin statükocu tavrından dolayı olduğunu düşünüyorum. Onları ikna etmek yolunda adım atmalı. Çünkü o oylar refaha da kaçmış olabilir. Oradan da oylar refaha gitmiş olabilir. Gitmiştir de. %2 küsür oy aldı çünkü. Emeğe saygı, lütfen yayınımızı beğenelim demiş Ufuk Sağal, bizim gönüllü izleyenimiz. İzlenimiz nasıl şu anda insanların, Ahmet? 12 bini yine geçtik. Çok teşekkür ediyorum. Bir düzeye oturduk. O düzeyde de gidiyoruz zaten. Kendisini işte bu muhafazakar sağa anlatması gerekiyor. Bir de İyi Parti gibi bir partinin ülkücü ve milliyetçi tabanına da kendisini anlatması gerekiyor. Hayır arkadaş, ben terörü desteklemiyorum. Yeşil Sol kendi içerisinden girdi. Bak, Yeşil Sol kendi parti içerisinden girerken onlar beni destekleme kararı aldı. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde her şeyin konuşulabileceğini, ben aslında bu ülkenin temel dinamiklerine sahip olduğumu ve bu ülkeyi kuran partinin zaten kuran kurucularının kurduğu partinin yıllar sonraki lideriyim. O yüzden ben ülkenin temeline dinamit koymam. Bunu anlatması, net anlatması gerekiyor. Ama maalesef bunu anlatırken de köşeli cümleler kurması gerekiyor. Daha agresif olacağını düşünüyorum ben Erdoğan'dan bu konuda. Tabii bu söylemleri 11 gün içerisinde muhafazakar sağ seçmene ulaşır mı ya da milliyetçi sağ seçmene ulaşır mı onu bilmiyorum. Kendisini anlatabilir mi düzenli olarak bilmiyorum. Ama şu net, geçimle, yani enflasyonmuş, pahalılıkmış, oymuş, buymuş, yiyemiyorsun, içemiyorsun, soğanmış, o filan, bunların artık geçerli olmadığını gördüm. Şoktayım, ben de şaşırıyorum. Yani parasıyla geçinemeyen insanlardanız, aldığı parayla aç kalan insanlarla yaşıyoruz. Aldığı parayı, ben değilim öyle çok şükür. Ben aldığım parayla yiyebiliyorum, içebiliyorum, gezebiliyorum. Ama aldığı parayı yetiştiremeyen insanlar var. Aldığı parayı yetiremeyen, düzenli beslenemeyen, eğlenemeyen, gezemeyen insanlar var. Ben onu düşünüyorum. O insanların bir kısmı bu düzenin değişmesini istiyor. Büyük bir kısmı ama istemiyor. Erdoğan'dan yana gidiyor. Ben o değişimi isteyen, o orta gelir artık kalmadı ama gelir düzeyi düşük insanların sesi olmak istiyorum. Yani diğerleri zaten kendi yaşantılarından, o küçük şükreden yaşantılarından memnun. Ama memnun olmayan kitleler de var. Asgari ücretle geçinen, memur maaşıyla geçinen, emekli maaşıyla geçinmeye çalışan ama geçinemeyen, böyle insanlar da var. Onlar değişim istiyor. Onlar varken ben sessiz kalamam. Ben onların sesi oluyorum. Ben, kendi sesim benim önemli değil. Ben yiyorum, içiyorum, geziyorum, bilmem ne yapıyorum. Yaşayabiliyorum yani. Bir sıkıntım yok. Yani insani bir şekilde yaşayabiliyorum şu anda. Ama bir süre sonra ben de yaşayamama durumuna gelebilirim. Bu da olabilir. Bu da yaşanabilir. Burada önemli olan insanların dertlerini de ekrana getirebilmek. İşte geçimin prim yapmadığını da göreceğiz. Hüdapar konusunu gündeme getirmeli. Bak mesela Yeşil Sol kendi listesinden girdi. Tip'le birlikte, tamam, Tip de ayrı bir, kendi logosu altında girdi ama ittifakı öyleydi, ayrı bir ittifak. Ama Hüdapar dışarıda AK Parti'ye destek verdi. Hizbullah'ın devamı olan terör örgütü, böyle demek gerekiyor. Terör örgütü Hizbullah'ın uzantısı olan Hüdapar'ın içerisinde ki isimler AK Parti'den listelere girdiler ve 2 veya 3 milletvekili, şu anda bildiğim kadar 3 milletvekili çıkardılar. Yani bunları anlatması gerekiyor ve AK Parti içerisindeki kimilerin de şu soruyu sorması gerekiyor. Arkadaş, bu nasıl milliyetçi ya? Bu nasıl milliyetçilik? Zaten olmadığını da gördü, oylar MHP'ye gitti oradan.
O eli çünkü başkasına da gitmiyor. CHP'ye de bu yüzden gitmiyor. Ama CHP'nin listesinde HDP yok. Onu anlatması gerekiyor. Tabii burada Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan görüşmesi çok çok önemli. İlkelerden ayrılmamaları gerekiyor. Bir ilkeler koymuşlardı. Ve ben dün bir öneride bulundum. Hala daha bu önerimin arkasındayım. Bunu hem Twitter'dan da paylaştım hem de aynı zamanda dün Sözcü TV'de de söyledim. Bence radikal bir adım atması gerekiyor. En radikal adımı Kemal Kılıçdaroğlu atması gerekiyor. Çünkü seçimin gerisinde ve kazanmak istiyorsa bu radikal adımı atmak zorunda. 74 yaşında bir Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyoruz. Bence bugünden tezi yok. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığından ayrıldığını ilan etmeli. Ve şöyle demeli. Ben genel başkanlıktan ayrılıyorum. Seçime, evet parti arkamda ama ben seçime bağımsız ve bağlantısız olarak giriyorum. Bu insanlara güveni arttırabilir. Bu radikal karar insanlara Kemal Kılıçdaroğlu'na olan bakışı bir nebze olsun belki değiştirebilir. Kaybedecek bir şeyiniz yok ki Kemal Bey. Size sesleniyorum şu anda. Önerim de size. Çünkü siz zaten ayrıldınız zaten. 74 yaşındasınız. Eğer siz bu şekilde partinizin genel başkanı olarak eğer gidecek olursanız 28 Mayıs'ta ve seçimi kaybetme ihtimaliniz de var. Görünen evet kimilerin kafasında büyük bir ihtimalle kaybedebilir. Hayır, sonuç öyle değil. Bence %50-50. Seçim daha yeni başlıyor. Bunun için seçim daha yeni başlıyor. Sıfırdan yeni bir beyaz sayfa. Burada kaybedecek olursanız zaten 74 yaşındasınız. Herhalde Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında olmayacağınızı düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi bir kurultaya gider. O kurultayda tekrar yapılması gereken de Kemal Kılıçdaroğlu partisine teşekkür eder. Benim artık siyasetteki ömrüm doldu. Ben kendimi kenara çekiyorum. Torunum var, çocuklarım var. Onlarla ilgileneceğim. Siyasette akil bir insan olarak yan tarafta duracağım. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde yenilenmesi gerekiyor. Yeni isimlere yol açmam gerekiyor deyip ayrılması gerekir. Ve öyle yapar diye düşünüyorum ben eğer kaybettiği takdirde. Kazandığı takdirde zaten siz partinizden istifa edeceğinizi açıkladınız. Onun için ben de diyorum ki şimdiden istifa edin. İki şekilde de bırakacaksınız. Ve insanlar sizin samimiyetinizi bu şekilde ölçmüş olurlar. Derler ki gerçekten siyasetten bir beklentisi yok bu kişinin ya. Bu adam ayrıldı, gitti. Ve ne kaybedeceksiniz ki? Hiçbir şey kaybetmeyeceksiniz. Belki bu radikal kararla siz bir farklılık yaratabilirsiniz. Sandığa gitmeyen seçmene gidebilirsiniz. Bakın ben sandıkta Kemal Kılıçdaroğlu'na verdim. Neden? Değişim istiyordu. Ama Millet Meclisi'nde tipe vermek istiyordum. Tipe, Türkiye İşçi Partisi'ne. Oyun boşa gitmesin diye. Yani mecliste güçlü olsunlar diye CHP'ye verdim. Ama tipe vermek istiyordum ben. Çünkü ne var ki boşa gitmesin derken yani yanlış anlaşılması anlamında değil. Yani neden? Çünkü iktidarda Millet İttifakı'nın güçlü olmasını istiyordum. Meclisi de ele geçirmesini ve mecliste parlamenter sisteme geçmesi için. Tipte bu ışığı görmediğim için tipe istediğim halde oyumu atamadım. Bundan sonra düşünürüm artık. Yani ben Cumhuriyet Halk Partisi aşığı bir insan değil. Ben sadece bu saçma ucube sistemin değişebilmesi için Cumhurbaşkanlığı sistemi. Her şey Cumhurbaşkanı'nın yetkisi, yürütme, yasama, yargı, her şeyi o belirliyor. Meclis kadük. Ben meclisin değişmesini istiyorum. Yetkinin tekrar Gazi Meclis'e gelmesi için, Millet İttifakı'nın güçlü olmasını istediğim için gittim verdim CHP'ye. Ve burada bu radikal kararı alıp almadığını göreceğiz. Samimiyetini de ölçmüş olacağız Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kararı alıp almaması. Bu tabii benim kendi düşüncem.